Herkese yeni videomuzdan merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün karşınıza yeni bir ev turuyla geldik. Biliyorsunuz bu eve taşınalı 3,5 ay kadar bir zaman oldu. Aslında ev turu için biraz geç kaldım ama eksiklerimiz vardı. Eksiklerimizin tamamlanmasını bekliyorduk. O eksikler tamamlandıktan sonra artık dedik ev turu çekmenin zamanı geldi. Şimdiden yeni gelecek olan bu videoyla yeni gelecek olan takipçilerime de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Zaten kanalımdaki takipçilerim bizi biliyorlar, bizi tanıyorlar. Biz 4 yıldan beri bu işin içindeyiz. 4 yıldan beri burada YouTube'dayız. Artık birbirimizle artık aile olduk, öyle söyleyeyim. Aile olduk, birbirimizi tanıyoruz. Yani bizim bugüne kadar yaşadığımız, 4 yıldan beri yaşadığımız her şeyi, birçok şeyi sizlerle paylaştık. Acısıyla, tatlısıyla paylaştık. Yaşadığımız her şeye şahit olduğunuz biliyorsunuz. Bu eve de taşınma sürecimizi izlediniz. Neden taşındığımızı, daha önce burada oturduğumuzu biliyorsunuz. 13 sene önce zaten bu kanalı açtığımızda buradaydık. Bu evde oturuyorduk bu kanalı ilk açtığımızda. 13 yıl oturduk. Daha sonra yeni bir ev aldık, taşındık. 2,5 sene yeni evimizde oturduk ama tekrardan bu eve neden geldik? Tabii ki deprem dolayısıyla geldik. Biliyorsunuz büyük bir felaket yaşadık. Ve felaket sonrası buraya yeniden döndük. Nasibimiz, kısmetimiz böyleymiş. Şimdi yeni gelecek olan takipçilerimiz için. Dediğim gibi eski takipçilerimiz zaten bizleri tanıyorlar. Neler yaşadık, neler geçirdik. Hepsini biliyorlar. Yeni gelecek olan takipçilerim için de kendimizi bir tanıtalım. Ben Göknur, 41 yaşındayım. 4 çocuk annesiyim ve 5. bebeğimize hamileyim. 6,5 aylık. Rabbim nasip ederse Aralık ayında doğumum ve bir kız bebek bekliyoruz inşallah. 3 oğlumuz, bir kızımız var. Rabbim nasip ederse bir kızımız daha olacak. Eşim Ali. Kaç yaşındayım ben? Kaç yaşında? 44 bitti mi? Yani, zannedersem öyle 44-45 o civarlarda fabrikada çalışıyor. Ben ev hanımıyım ve 4 yıldan beri de YouTube'da YouTube'un personeliyim, öyle mi diyeyim? ortağı, iş ortağı. YouTube iş ortağı, evet öyle. YouTube ortağı. İş ortağıyım, öyle söyleyeyim. 4 yıldan beri. Ve çok severek yaptığım bir iş. İyi ki yapmışım, iyi ki başlamışım, iyi ki açmışım. Keşke çok çok seneler öncesinde başlasaymışım diyorum. Hem keyifli bir iş. Tabii ki her işin güzel tarafı olduğu kadar biraz sıkıntı veren tarafları da oluyor, olmuyor değil. Yorucu. Her iş gibi bu da yorucu. Ama çok şükür alıştım. Eşimin desteğiyle beraber zaten birlikte başladık. Birlikte yapıyoruz. Onun desteğiyle çocuklarım, hep birlikte yapıyoruz biz bu işi. Canlarım, şimdi size şöyle anlatayım. Yeni gelen takipçilerim için özellikle bu konuşmayı yapıyorum. 16 yıllık evliyiz. Dediğimiz gibi 16 yıllık evliyiz. Ne oldum be? Oldu. 4 çocuk, 4 tane çocuğumuz var. Dediğim gibi inşallah 5. bebeğimizi yakında kucağımıza alacağız. Bir kız da, bir kız bebek daha bekliyoruz Rabbim nasip ederse. Canlar, biz burada 13 sene oturduk. İlk oturduğumuz evimiz burası. Bu kanal, hem bu kanalda hem diğer, bizim iki kanalımız var. Diğer kanalımızın adı Göknur Çavuş. Bu kanala öğlenleri video atıyorum. Akşam saat 8 gibi de diğer kanalıma video atıyorum. Yeni gelen takipçilerim bilmiyorlar. Onlara da yine söylemiş olayım. İkinci kanalımız Göknur Çavuş. O kanalı da akşamları takibi alabilirsiniz. Hem o kanalda hem bu kanalda şu ana kadar benim toplam zannedersem 3 tane ev turu videom var. Bu 4.sü olacak. Yani yeni bir eve taşıdığınızda tabii ki yeni bir ev turu videosu da gerekli. Üçüncü? İlk bu kanalı ilk açtığımızda bu evin o zamanki çekimiyle bir ev turu var. Sonra diğer kanal için yine çekmiştim. Sonra biz ev aldık. Yeni eve taşındık. Oraya da bir tane bir ev turu çekmiştik. Hepsi bu kanalda ve diğer kanalda, ikisinde de mevcut arkadaşlar. O ev turlarımı da izleyebilirsiniz. 13 yıl burada oturduktan sonra yeni bir ev aldık. Taşındık. 2,5 sene oturduk. 2 katlı dubleks bir evdi. 2,5 sene oturduk buraya. Çok da yakın yani. Uzakta değil. Yani araçla 2 dakikalık bir mesafe, yürüyerek gidip gelinecek bir mesafede.
Orada 2,5 sene oturduk. Maalesef bu Türkiye'de 11 ili etkileyen büyük bir deprem felaketiyle maalesef o evimizden ayrılmak zorunda kaldık. Biraz hasar aldı. Hasardan dolayı şu an tamiratta. Ama biz yaşadığımız korku dolayısıyla çocuklarımızdan, yani çocuklarımız da artık istemiyor. Yeniden bu evimizde yaşamaya devam ediyoruz. Diğer evimiz de yine bizim evimiz. Buraya da taşınırken birazdan izleyeceksiniz videoya evi turunu turlamaya başladığımızda izleyeceksiniz. Yenilikler yaptık. İlk oturduğumuzda da bir takım yenilikler yapmıştık. Buraya ilk oturduğumuzda ne zaman oturduk? Evlendik. Düğünümüzden önce bu evi yaptırdık ve oturduk. O zaman kapıları, pencereleri, seramikleri, mutfak dolabı, banyosu bilmem nesi derken her şeyini değiştirmiştik biz. 13 sene oturduk. 2,5 sene o evde oturduktan sonra tekrar buraya taşındığımızda da seramiklerin üzerine parke yaptırdık. Yeni mutfak dolabı yaptırdık. Gördünüz diyorum. Birazdan göreceksiniz. Koridorumuza yeni büyük bir dolap yaptırdık. Ondan sonra ayakkabılık yaptırdık. İşte başka aklıma gelmiyor. Tesisatlarını falan değiştirdik. Ve daha bundan sonra da yapacaklarımız var. Nasip olursa burası 2+1. Biz burada daha önce oturduğumuzda ister istemez çocuklarımız küçüktü. Diğer evi aldığımızda, diğer eve taşındığımızda da orası büyük bir evdi. 4 odalı, büyük terası olan, 2 katlı dubleks, çift banyolu, çift mutfaklı, çift mutfak demeyeyim, çift tuvalet, çift banyo. Yani baya baya büyük bir evdi. Tabii ki biz oraya... Çift mutfak olacaktı yani. Evet, çift mutfak da olacaktı. Biz terasa, evet. Mutfakta düşünüyorduk. Teras için fikir düşüncelerimiz vardı. Ne bileyim, daha orada o ev için de bir takım düşüncelerimiz vardı ama Allah böyle nasip etti. Her şeyde bir hayır vardır. Biz yine çok mutluyuz. Allah'a şükür olsun. Çünkü burası benim doğup büyüdüğüm bir mahalle. 41 yaşındayım ve ben 41 senedir buradayım. Herkesi tanıyorum. Herkesi biliyorum. Çocukluğum burada geçti. Genç kızlığım burada geçti. Evlendim. Burada oturdum. Annem aşağıda. Biz burada en azından birbirimize destek olarak da yaşıyoruz. Bildiğimiz bir yer olduğu için de memnunuz. Sadece geniş bir evimiz, kendimize ait bir evimiz olsun diye ev almıştık. Ama oradan da dediğim gibi deprem dolayısıyla yeniden buraya geldik. İyi ki burası varmış. Çok şükür Allah'ıma. Hala depremden sonra hala çadırda yaşayan insanlar var. Hala yani evi yıkılıp konteynerde yaşayan insanlar var ki konteynerde yani yağmur yağıyor, sel akıyor. Şapır şapır damlarından sular akıyor. Allah yardım etsin hepsine. Allah'ım inşallah hepsine yeniden evlerini, yuvalarını kurmayı nasip etsin. Kolay bir şey değil. Biz yaşadıklarımızı biliriz. Biz depremden sonra 5 ay burada annemle beraber yaşadık. Sonra işte burada kiracı oturuyordu. Kiracımız çıktıktan sonra buranın tamiratını bir buçuk ay kadar buranın tamiratıyla uğraştık yeniden. Boyasıydı, badanasıydı, işte parkesiydi, mutfak dolabıydı, tesisatıydı falan fistandı derken bayağı bir buçuk ay burayla uğraştık. Daha sonra taşındık ve yavaş yavaş yerleştik evimize. Çok şükür yine burada olmaktan da mutluyum. Dediğim gibi burası benim alışık olduğum bir mahalle, alışık olduğum bir yer. Çok şükür Allah'ıma. Herkesi tanıyorum. Kimseden bir zarar görmedik. Diğer evimizde de yerimiz, mahallemiz çok güzeldi. Komşularımız çok iyiydi. Çok güzel bir ortamımız vardı. Hala görüşüyoruz sürekli komşularımızla. Onlar da maalesef herkes kendine bir düzen kurdu. Ama dediğimiz gibi evimiz tamiratta. Evet, inşallah evimizin tamiratı şöyle birkaç aya kadar biterse komşularımız evine yerleşir. Biz de artık o evle ilgili planlarımızı ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşırız inşallah. Böyle... Benim şu an aklıma gelenler bunlar. Sizlerin eğer birazdan evin videosunu çekmeye başlayacağım. Sizlerin sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Eşimle teyze çocuklarıyız. Bu aynı zamanda bizi tanıyın videosu gibi bir şey oluyor aslında. Çünkü neden? Tanıyın videosunda eksikler var. Hepsi okulda. Evet. Diğer dubleks evin ev turunda biz ailece çekmiştik açılışı. O zaman çocuklar evdeydi. Şimdi çocukların hepsi okulda. En büyük oğlumuz lise 1'e başladı. Fen lisesine gidiyor. Diğeri ortaokul 7. sınıf. Kızımız 3. sınıfta. Bir de en küçük bir oğlumuz var.
Şirin mişirin bıcırık evin neşesi. O da bir ana sınıfına başladı. 5 yaşında ana sınıfına başladı bu sene. İşte dediğim gibi inşallah bebeğimizi de büyük bir heyecanla bekliyoruz. Önümüzdeki zamanlarda inşallah bebeğimizin artık hazırlık videoları başlayacak. Onun dolabını düzenleyeceğiz. Eksik eşyalarını alacağız. Ne bileyim doğumdur, doğum sonrasıdır. İnşallah bunların hepsini sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Evet. 4 tane yaşında. Ha, şimdi bir de birçok tepki gelecek yine. Bu zamanda bu kadar çocuk, bu zamanda bu kadar çocuk. Biz çok memnunuz arkadaşlar. Biz isteyerek dünyaya getiriyoruz onu. Rabbimize her zaman şükrediyoruz. Bizi buna layık gördüğü için Allah'ıma şükürler olsun. Biz her zaman kalabalık aile olmaktan yanayız. Çok çocuklu aile olmak çok güzel bir şey. Şükrediyoruz. Sağlıklı saatli evlatlar da bizim kapın çoğalıyor. İçen. Biz kendi şeyimizi kuruyoruz. Nasıl diyelim? Mahallemizi kuruyoruz. Kendi mahallemiz öyle mi diyelim? Evet. Kendi mahallemizi kuruyoruz. Kendi oy bağımızı kuruyoruz öyle diyeyim. Geniş bir aile olmak her zaman için güzeldir. Çünkü ben de 4 kardeşim. Ama benim bir kız kardeşim yok. Çok isterdim bir ablam, bir kız kardeşim olmasını. Ama benim annem bana hem arkadaş olduğu hem abla olduğu her derdimi, her şeyimi onunla paylaşırım. Ama çok istedim kızımın bir kardeşi olsun inşallah. Yani bir kız kardeşi olsun. İnşallah Allah'ım hayırlısıyla kucağımıza almayı nasip ederse bir kızımız daha inşallah olacak. İnşallah olacak. Allah'ım dileyen isteyen herkese nasip etsin. Kesinlikle biz kalabalık aile olmaktan yanayız. Tabii ki herkesin düşüncesine saygımız sonsuz. İstiyoruz ki bizim de bu düşüncemize saygılı olsunlar. Evet. Yok bu zamanda bu kadar çocuk mu olur? Yok şöyle yok böyle. Çok şükür çocuklarımıza gayet güzel baktığımızı düşünüyoruz. Zaten videolarımızı izledikçe de buna sizler de inşallah doğru karar verirsiniz. Şimdi ne yapalım canlar? Ev turumuza başlayalım mı? Başlayalım bakalım. Başlayalım. Bizim huzurla, mutlulukla oturduğumuz evimiz, yuvamız, evet biraz küçük olabilir. 2+1 ama Allah nasip ederse ilerleyen zamanlarda... Küçük değildi. Biz büyüdük. İki kişiydik biz o zaman. Evet. Evet. İkiydi, 3-4'tü derken şimdi bayağı büyüdü. Geniş bir aile oldu. Şimdi çocuklar büyüdü. Çocuklar evet. Oturacak yer kalmıyor. Büyüdü. Ama inşallah bizim arka tarafta yerimiz var arkadaşlar. Oraya bir oda yapacağız. Tamam orayı yapalım. İnşallah oraya yeni bir oda yapacağız. Orası oğlanların odası olacak. 3 oğlan 2 kız olunca orası oğlanların odası olacak. Bir de oğlanlar artık büyüdüler. Ergenliğe girdiler. Orası oğlanların odası olacak. Biraz sonra size detaylı olaraktan hem gösterip hem anlatacağım. Şu anki çocuk odası kızlarımızın odası olacak. O zaman gayet ideal 3+1. Ne güzel söyledin değil mi? Evet kızlarımız. Değil mi? Kulağa çok güzel geliyor. Evet. Allah'ım dileyen isteyen herkese nasip etsin arkadaşlar. Dediğim gibi orası da kızlarımızın odası olacak. İnşallah Allah'ım nasip ederse. Ne yapalım? Artık ev turuna geçelim. İşte bizim ev turumuz. Geçelim. Arkadaşlar dilerseniz ev turumuza şöyle giriş kapımızdan başlayalım. Burası evimizin giriş kapısı. Şu taraf salon. Burası salon. Bu taraf giriş çocuk odası ve çocuk odasından da yatak odasına geçiliyor. Şimdi zaten izleyeceksiniz. Giriş kapımızın hemen yanında bir ayakkabılığımız var. Bu ayakkabılığı yeni yaptırdık. Bu eve taşınınca yaptırdık. Taşındıktan sonra yaptırdık. Ve duvara monte ettirdik. Hani deprem dolayısıyla deprem anında herhangi bir yıkılma söz konusu olmaması için. Onun üzerine de şöyle bir askı, işte anahtarımızı falan asmaya bir sürü de anahtar var. Anahtarlarımızı asmak için falan şemsiye, kış gelir şemsiyelerimizi asarız diye böyle bir de askı yaptırdık. Ayakkabılığımızın üzerinde şöyle bir bu yaz çektirmiş olduğumuz aile fotoğrafımız var. Eşim, ben ve çocuklarım. Yine burada annemle beraber çektirdiğim bir fotoğrafım var. Şöyle yapayım. Heh, şey oluyor, ışık vuruyor.
Yüzümüzde maskelerimiz var. Çünkü bunu 3 yıl önce çektirmiştik. Hatta diğer evimize taşındığımız günün ertesi günü düğün vardı. Düğüne gitmiştik. Orada çektirmiştik. Hep yüzümüzde maskeler var. Burada da böyle annem, ben ve kızımla beraber bir fotoğrafımız var. Bu köşe böyle. Arada böyle bunun üzeri ıvır zıvır dolu oluyor. Arada topluyorum. Elimize geçeni buraya koyduğumuz oluyor. Telefon şarj ediyoruz falan derken bayağı bir kalabalık oluyor burası bazen. Bazen topluyorum falan ama kalabalık ve çocuklu evde de maalesef ki oluyor. Önüne geçemiyorsunuz. Çocuk odasına geçelim. Burası çocuk odamız arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim önce size girişten. Evimiz 2+1. Ama Allah'ım nasip ederse inşallah ilerleyen zamanlarda, yani çok fazla süre geçmeden 3+1 olma ihtimali var. Yerimiz var. Bir oda daha ekleyeceğiz evimize inşallah. Şöyle çocuk odasına girdiğimizde arkadaşlar, karşıda ranzamız var, 2 katlı. Bu ranzayı yaklaşık bir 10 yıl önce falan herhalde almıştık. O zaman Alper, Aytu vardı ve bir de Aylin vardı. Aylin de bebekti o zaman. İşte bir katta Alper, bir katta Aytu yatacak şekilde öyle tasarlamıştık. Burada büyük oğlumun bazası var. Birazdan kızımın bazasını da göreceksiniz. Büyük oğlumun bazasıyla kızımın baza yatağını diğer dubleks eve taşındığımızda almıştık. Orası bayağı geniş bir evdi. 4 odalı, büyük terası olan büyük bir evdi ve biz bütün eşyalarımızı oraya göre almıştık. Buraya gelince bazı eşyalar fazla geldi ister istemez. Elimizden geldiği kadar düzgün bir şekilde dekor etmeye çalıştık. Büyük evden küçük eve geçtiğinizde eve şekil vermek, eve dekor vermek gerçekten çok zor. En azından bunu bir şekilde başarabildiğimi düşünüyorum. Bu bazaları da İstikbal'den aldık arkadaşlar. Şöyle. Şimdi daha önceki videolarımda da bana birçok fikir veren olmuştu. İşte bazayı oradan kaldır şuraya koy, ranzayı buraya koy falan, ne bileyim masaları kaldır oradan başka yere koy falan diye çok fikir veren olmuştu. Ama maalesef bu oda küçük bir oda arkadaşlar. 2 tane de penceresi var, biri böyle biri böyle. Bu pencereler biri yola bakıyor. Yani evimizin önüne yola, balkonumuza bakıyor ve yola bakıyor. Bu pencerede yandaki komşumuzun duvarına bakıyor. Dolayısıyla yani bu odaya daha başka bir şekil veremiyoruz. En ideali bu. Bu tarafta da oğullarımın çalışma masaları var. Büyük oğlum işte liseye gidiyor. Lise 1'e geçti bu sene. Diğer oğlum da 7. sınıfta. Oğullarımın çalışma masaları var. Bence her çocuğun kendine ait ayrı bir çalışma masasının, ayrı bir çalışma alanının olması çocuklar için çok iyi diye düşünüyorum. Herkesin defteri, kitabı kendi masasında, özel eşyaları kendi masasında. Herkes ödevi olduğunda, ders olduğunda masasına geçiyor, çalışıyor. Bir en azından rahat bir şekilde oturup çalışıyorlar. Kimse bir tane masa olsa işte kavga gürültü, o diyecek ben oturacağım, o diyecek ben çalışacağım. Hani neden böyle bir ortama zemin hazırlayalım ki? Herkes varsa imkanınız, kendi imkanlarınızla bence çocuklarınızın ayrı masalarının olması çok daha iyi. Çocuklar kendini ne bileyim daha bence özel hisseder. Burası benim özel alanım diye. Bilmiyorum, öyle düşünüyorum ben. İki tane masamız var böyle, sandalyeleri. Herkesin kendi özel eşyaları, defteri, kitabı, her şeyi herkesin kendi masasında. Zaten masalarının düzenine ben karışmıyorum. Kendiler düzeni de veriyorlar, temizliğini de yapıyorlar. Yerde şöyle ufak bir halım var. Şimdi şu an daha yaz mevsimindeyiz. Ekim ayındayız ama İskenderun'da. Kış çok geç geliyor. Daha önce Kasım'da havalar soğur. Öyle her yere halı sermiyoruz. Sadece ortaya ufak bir yolluk attım böyle. Şöyle göstereyim size. Perdelerim arkadaşlar normalde şimdi salonumda tek pencere var. Burada 2 pencere var. Bu perdeleri biz diğer dubleks evi aldığımızda diktirmiştik. O yüzden burada oradaki salonumda da 2 pencere olduğu için
Oradaki salonumda iki pencere vardı. Buradaki çocuk odasında iki pencere var. Buradaki salonumda tek pencere olduğu için buraya salonumun perdelerini taktım. Zaten bir tanesinin ölçüsü birebir uydu. Şu karşıda gösterdiğim şu duvardan duvara buraya tam uydu. Çünkü oradaki pencere Fransız pencereydi ve oranın duvarı biraz dar bir duvardı. Buradaki perde de bayağı uzun büyük bir pencereydi. Buradaki fazlalığı, buradaki perdenin fazlalığını kestirip mutfağa perde diktirdim ben. Oraya ayrı bir kumaş almaya gerek yok diye düşündük. Her şeyin ekonomik olanını elimizden geldiğince düşünüyoruz zaten. Diğer evimin salon perdelerini çocuk odasına taktık bu şekilde. Buraya tam uydu. Çünkü iki pencere olduğu için buraya tam uydu arkadaşlar. Ben öyle çok şatafatlı matafatlı perdeleri tercih etmiyorum. Sadelikten yanayım. Çok aşırı desenli değil. Sıfır desen olup sade düz de değil. Hafif desenli. Ben böyle seviyorum. Şurada bir tane klimamız var. Kablolar hoş görünmüyor ama o kablolara da herhalde yapacak bir şey yok gibi. Şu köşede de bir tane plastik çekmecemiz var. İşte çocukların iç çamaşırlarını falan koydukları. Şöyle dönersek de burada şu köşede de çocukların dolapları var arkadaşlar. Bu dolaplar maalesef depremde devrildiler. Hepsi önümüze devrildi. Dolayısıyla biraz zararda gördü. Kulpları kırıldı, ayakları kırıldı. İşte bazı yerlerinde çizikler görüyorsunuz. Bazı yerinde kırılmalar. İşte menteşelerini değiştirdik ama yine de tutmuyor menteşeler. İşte yeni kulplar, yeni ayaklar takıldı falan. Yani depremde çok şükür can kaybımız olmadı ama biraz ister istemez eşyalar zarar gördü. Hiç sorun değil. Her şeyin yenisi gelir Allah'a şükür. Vallahi üstüne de böyle halılarımı koydum. Çünkü koyacak yer de yok. Bunlar kışın kullandığım halılar olduğu için oraya koydum. Böyle çocuklarımın dolabı, biri kızımın dolabı, biri de Alper'le Aytuğ'un dolabı. Bu köşeden de bakarsak bu oda böyle. Çocuk odası bu şekilde. Şimdi arkadaşlar yatak odasına geçelim. Şimdi diyeceksiniz çocuk odasından yatak odasına mı geçiliyor? Evet, çocuk odasından yatak odasına geçiliyor. Yani böyle bu sürgülü kapı. Şöyle göstereyim. Şöyle. Yer kaplamaması için sürgülü kapı yaptırdık biz. Burası çok daha önce salondu. Daha önce biz burada oturduk 13 sene. Burası daha önce salondu. Sonra biz çocuklarımız olunca salonu ikiye bölüp işte bu tarafı çocuk odası, bu tarafı yatak odası yapıp diğer odayı oturma odası salon olaraktan tasarladık. Şimdi şöyle yatak odasına doğru girelim. Canlar şöyle yatak odasına doğru girdiğimizde hemen kapının sağ tarafında tuvalet aynası, aynalı şifon yerimiz var. Şöyle. Üzerinde de bir takım bilirsiniz kişisel eşyalarımız var. Şu ojeyi şimdi ben kapalı bir bayan olduğum için oje ne alaka diye düşünebilirsiniz. Oje kızımın ojesi. Yeni yeni hevesleniyor. Ona böyle bir tane oje alıp sevindirmiştim. Şurada yatağımız var. Karşıda pencere. Bu buranın perdesini, yatak odamın perdesini yeni diktirdim. Yatak odası ve salonu yeni diktirdim buraya gelince arkadaşlar. Çünkü benim diğer dubleks evdeki yatak odam çatı katı yatak odasıydı. Dolayısıyla çatı katı olduğu için tavan engindi. Böyle verev bir şekilde iniyordu. Ve pencerenin hemen üstünden başlıyordu tavan. Oranın perdeleri kısa çatı katı perdesiydi. Yani az çok tahmin etmişsinizdir ne demek istediğimi. Bu yüzden oranın perdeleri buraya yatak odasına olmadı. Mecburen buraya yeni bir perde diktirmek zorunda kaldık. Ve her şeyin de en uygununu yapmaya çalıştım. Şöyle döndüğümüzde yatağımızın hemen yanında komodin var. Onun yanında bir kirli sepeti. Onun yanında ince uzun bir dolap. İşte elimize ne geçerse koyduğumuz bir dolap. Bu dolap da devrilmişti mesela deprem anında. Bunun da böyle ayağıydı, işte kulbuydu, menteşesiydi, kırıldı, döküldü. Hepsini biz yeniden tamir ettik ve geri kullanır hale getirdik.
Şimdilik kırtasiye malzemeleri var ama yakın yani önümüzdeki günlerde Allah nasip ederse o kırtasiye malzemelerini oradan kaldırıp başka bir yere koyup içine doğacak olan bebeğimizin çamaşırlarını koyacağım. Şöyle döndüğümüzde arkadaşlar şurada bir tane baza yatak ve beşik var. Beşik doğacak bebeğimizin yatağı. Tabii ki bunu şimdi yeni almadık. Ta ilk çocuğumuz büyük oğlumun doğumundan önce hamileyken ilk çocuğuma hamileyken yaptırmıştık. Özel yaptırmıştık. Şunu bu beşiği ve şu çekmeceyi takım olaraktan yaptırmıştık o zaman. Özel marangoza özel yaptırmıştık. İki tane çekmecesi var. Yatağıyla falan her şeyle özel olaraktan yaptırmıştık o zaman. Bütün çocuklarım da bunun içinde büyüdüler. Ve gayet de sağlam bir beşik. Aslında bu beşiği yani bu eve gelince bu beşiği kurmazdık ama hamile olunca mecburen kurduk yeniden. Çünkü doğumum da yakın zaten. 1,5 ay kadar bir zaman kaldı. Onu da koyduk. Yerine yerleşsin dedik. Çünkü artık çekmecelerine falan bebeğimin eşyalarını koyacağım. Şimdi gelelim karşıdaki bazaya. Baza kızımın yatağı. Kızım 8 yaşında 3. sınıfa gidiyor. 8'i bitirdi 9'a girdi işte 3. sınıfa gidiyor. Normalde bu odada yatmaması gerekiyor. Şimdi birçok kişi tepki gösterecek. Aa kızın seninle mi yatıyor? Aa kız çocuğunu sizin odada mı yatıyor falan. Çünkü bu eve taşındığım günden beri çok aldığım tepkilerden biri. Ama bu bir mecburiyet arkadaşlar. Ne yapabilirim? Yani şuradaki çocuk odasında gördüğünüz gibi başka buraya bir yatak daha koyacak bir alan yok. Hadi şu masaları kaldırayım desem yine sığmıyor. Çünkü bakın oradan yani şuraya kadar geliyor. Burada kapıyı kapatıyor. Olmuyor yani anlayacağınız. Ve söylediğim gibi biraz önce söylediğim gibi bu geçici bir durum. Bizim arka tarafta yerimiz var. Oraya biz bir oda daha ekleyeceğiz. Yani bu eve bir oda daha eklenmiş olacak. O odaya oğullarımın odası olacak orası. Yani şurada gördüğünüz işte baza, ranza, çalışma masaları falan hepsi diğer yeni yaptıracağımız odaya geçecek. Burası da kızlarımın odası olacak. Biz bu bazayı arkadaşlar tabii ki buraya taşındıktan sonra almadık. Diğer dubleks evimize taşındığımızda aldık. Orayı yeni aldığımızda, oraya taşındığımızda işte bu kızımın bazasıyla oğlumun bazasını ikisini bir aldık. Orası çok geniş bir evdi. Yani oranın çocuk odası kocaman büyük bir salon gibi büyük bir odaydı. Ve oraya ben 4 tane yatak, beşik, kıyafet dolapları yani ne bileyim o kadar çok eşya koymuştum ki mesela. Şimdi bu odaya buraya taşınınca tabii ki biz buraya keyfimizden gelmedik. Deprem dolayısıyla geldiğimiz için de ne yapabilirim? Kızımın yatağını çöpe mi atacağım? Ya da ne bileyim kızımı ortalıkta mı yatıracağım? Mecburen yatağını kurmak zorundayım. Bu şekilde şimdilik buraya koyduk. Dediğim gibi Allah'ım nasip ederse inşallah arka tarafta yerimiz var. Arka tarafta bir oda daha yapacak. Bu eve ekleyecek şekilde bir oda yapacak yerimiz var. Oraya bir oda daha yapacağız. Orası oğullarımın odası olacak. Dediğim gibi şu odada kızımın ve doğacak bebeğimiz de kız olduğu için hayırlısıyla Allah'ım nasip ederse inşallah hayırlısıyla doğumunu gerçekleştirirsek inşallah. Burası da kızlarımın odası olacak. Öyle düşünüyoruz inşallah. Şimdi birçok kişi tepki gösterecek biliyorum bunu ama sorun değil benim için. Ben alıştım artık bu eleştirilere. Bazı şeyler mecburiyetten arkadaşlar. Her şeyin de bir zamanı vakti var. Her şey istediğimiz gibi olmuyor. Her şey dört dörtlük olmuyor. Keşke olsa. Biz hep şükredenlerdeniz. Biz buna da şükür diyoruz. Depremden çıkıp hala çadırda ve konteynerlerde yaşayan insanlar varken Rabbime binlerce şükürler olsun. Biz yeniden diğer evimize geldik. Burayı tasarladık. Tamiratıydı, şuydu, buydu derken yeniden bir düzen kurduk. Yeniden bir ev düzeni kurduğumuz için biz her zaman şükrediyoruz. O yüzden yok o eşya oraya olmamış, yok bu eşya buraya olmamış, yok evin küçük, yok eşyaların tıkış tıkış bilmem ne diyenlere de açıkçası kulak asmıyorum. Böyle diyenler var. Kulak asmıyorum. Çok şükür kendi evimiz kira değil. Binlerce şükür olsun Rabbime. Beşikten hemen şöyle geldiğimizde de şöyle iki tane komidenimiz var. Üst üste koyduk yer kaplamaması için. İç çamaşırlarını falan koyduğumuz bir komidin. Şöyle göstereyim. Bu kapıyı da yine
Yani videonun başında da anlattığım gibi bu evin birçoğunu şeyini biz yaptırdık. Şöyle gösteriyoruz tekrardan. En azından ferah bir evim var. Işık alan, ferah. Bu açıdan da şöyle çekeyim sizlere. Canlar, şöyle çıkacak olursak çocuk odası ve yatak odasından çıkıyoruz koridora. Tekrardan koridora geldik. Burası giriş kapısı demiştim. Burası salon kapısı. Salonuma en son geleceğim. Şöyle bir uzunca bir koridorum var. Bu koridorda şöyle bir dolap var. Duvara monte edilmiş dolap. Bu dolabı buraya taşındıktan sonra yeni yaptırdık. Yani yaptıralı 2 ay falan oldu. Şöyle onun hemen karşısında da bir tane pufum var. Halılarım böyle. İnce. Genelde de beyaz. Bakın oradaki de beyaz. Buradaki de beyaz. Normalde benim yatak odası halılarım yine bunlardan. Altı kaydırmazlardan. Şu altı kaydırmaz olanlardan. Onları kışa doğru sereceğim. O da beyaz üzerine desenli. Bu dolabı da yeni yaptırdık arkadaşlar. Şöyle büyük duvara kadar çok amaçlı bir dolap yaptırdık. Çok amaçlı derken nasıl? Bu dolabın mimarisi benim. Yani çizimini yapan benim. Şu köşeyi vestiyer olaraktan, şu iki kapağı vestiyer olaraktan düşündük. Çünkü bizim vestiyerimiz deprem anında kırıldı. Düştü ve kırıldı. Altı çekmeceli. İşte çekmecelerine de genelde şu iç çekmeceyi kızıma ayırdım. Kızımın bütün tokaları, takıları, her şeyi burada. Bu çekmece ona ait. Altında da işte ıvır zıvır elimize geçen ne varsa koyduğumuz bir üç tane çekmecesi var. Burayı vestiyer olarak tasarladık. Şöyle şu an bayağı bir kalabalık görünüyor. İşte kışın montlarımızı, ceketlerimizi, çantalarımızı asacağımız bir alan. Üstüne de yine bir takım şeyler koyduğumuz bir alan. Burayı vestiyer olaraktan yaptırdık. Şuraya geldiğimizde burayı elbise dolabı olaraktan tasarladık. Biz diğer normalde benim 5 kapaklı büyük bir dolabım var. Diğer evde kaldı o. Onu henüz getirmedik. Çünkü bu odada bu evde koyacak yer yoktu. Daha önceden bu evde tabii ki koyuyorduk ama şimdi kızımın yatağını oraya koyunca, yatak odasındaki o köşeye koyunca o dolabı koyacak yer kalmadı. Biz de dedik buraya böyle bir dolap yaptıralım. Hani sonra ilerleyen zamanlarda dediğim gibi arka balkona, arka tarafa bir oda yaptırıp da oğlanları o odaya eşyalarını koyduğumuzda, burası kızımın odası olduğunda, kızımın yatağını oradan kaldırdığımızda tekrardan o dolabı oraya koyabiliriz. O yüzden kıyafetlerimizi koyabileceğimiz bir orta gözü de bu şekilde tasarladık. Şöyle göstereyim bunu da. Böyle bu şekilde kıyafetlerimizi astık. Burayı da bu şekilde yaptık. Şu geri kalan boş kalan yerlere de işte çarşaflar falan onları katladım koydum ben. Şu köşede o taraf mutfak, mutfağa yakın olduğu için orayı da erzak dolabı olaraktan, erzak bölümü olaraktan tasarlattırdık marangoza. Şöyle açtığımda işte şuradan şöyle tencerelerimi, sofralardır falan bu tarz şeyler. Bu tarafta tamamıyla bir erzak bölümü. Mikserim, mutfak robotum, bir takım kavanozlardaki erzaklarım şöyle. Bidonlardaki erzaklarım falan bu tarafı da. Dediğim gibi burası mutfağa yakın olduğu için bu iki göz erzak dolabı. Burası kıyafet dolabı ve ayna da taktırdık. Bu tarafta vestiyer olaraktan bunu bu şekilde tasarladık. En üst katlarda yine yorganımız, battaniyeler, yastıklar falan var. Böyle güzel bir depolama alanı yaptık arkadaşlar. Bunun fiyatını bu dolabı 17 bin liraya yaptırdık. Şununla beraber şu kapının girişindeki, şimdi eşim geldi motorun kaskını falan oraya koymuş. Bu
Ayakkabılıkla beraber ayakkabılık 2000 TL'ye mal oldu. Bu dolapta 17.000 TL'ye mal oldu. Bu şekilde böyle. Şimdi arkadaşlar koridordan şöyle bir gidelim. Koridordan gidiyoruz. Mutfak bölümüne geçiyoruz. Burası mutfağımız arkadaşlar. Şöyle. Önce size şöyle bir göstereyim. Mutfağımızı da yeni yaptırdık. Mutfak dolaplarım, tezgahım yeni yapıldı. Bazı eşyalarımızı yeni aldık. Normalde daha önce 13 sene bu evde oturduk ve o zaman evlenirken bu evde, ilk evlendiğimizde bu evde oturduğumuz için o zamandan biz buraya bir yeni bir mutfak dolabı falan yaptırmıştık. Biz 13 sene kullandık. Biz diğer evimizi, yeni ev, kendimize yeni ev alınca oraya taşındıktan sonra burayı kiraya vermiştik. İster istemez kiracı mutfak dolaplarını biraz hor kullanmış. Üst dolaplarda sıkıntı yoktu ama alt dolaplar biraz hor kullanılmıştı. Biz de baştan aşağı değiştirelim dedik. Yeniden mutfak dolabı tezgahı yaptırdık arkadaşlar. Şöyle girdiğimde şurada bir masam var. Masamın da üzerine örtmedim ama kolaylık oluyor bana diye. Çocuklar sürekli bir şeyler yiyorlar, içiyorlar, sürekli döküyorlar. O yüzden hemen silmesi de basit oluyor, kolay oluyor diye böyle örtmedim ama oraya yani nasip olursa masanın genişliğinde bir dolap yaptırmayı düşünüyorum. En azından üstü masa, altı da erzaklarımı koyabileceğim bir çekmeceli bir dolap olur diye düşünüyorum. Bunlar zaman içerisinde planlarım var hep. Taburelerimiz var. Altına işte turşu falan koydum. Onları da oradan koyacak başka yer olmadığı için oraya koydum. Hoş görünmüyor ama dediğim gibi bir dolap yaptırırsam buraya onları da onun içine koyarım. En azından görüntü kirliliği ortadan kalkmış olur. Onun üzerinde küçük bir dolabım var. Üzerinde de işte çocuklarımın meyvesi, kuru yiyecekleri falan böyle hep elinin altında olur. Böyle ise canları istediğinde alsınlar, yesinler. Onun yanında buzdolabımız var. Şöyle döndüğümüzde beyaz bir mutfak tezgahım var. Daha önceki mutfak tezgahım granitti. Böyle siyahlı beyazlı bir granitti. Diğer dubleks evi aldığımızda da oranınki de granitti. Siyah beyaz çaparlı granitti. Buraya taşındığımda burada beyaz olsun istedim. Buraya beyaz mutfak dolabı tezgah taktırdım. Şöyle üstte bardakları falan koyduğumuz bardaklar, fincanların koyulduğu üst bölüm. Lavabo, altında işte bulaşık makinem, çamaşır makinem. Çamaşır makinamı da 1,5 sene önce falan aldım, Profilo. Eskisi çok artık sürekli bozuluyordu ve artık iş görmez hale gelmişti. Yeniledik. Onun üzerinde şöyle bir cam ocağım var. Bu cam ocağı da bu eve taşındıktan sonra aldım. Normalde diğer evimde de Profilo'dan aldığım yine ankastre ocak vardı. O cam değildi. Ne derler ona, hani şunların yerinden. Şöyle. Orada davlumbazıyla beraber takım halinde almıştık ama yani diğer dubleks evimiz için başka düşüncelerimiz olduğu için o orada kalsın dedik. Onu getirmedik. Buraya yeniden şöyle markası Lüksel bir ocak aldım. Onun üstünde şöyle dolabım var. Şu şekilde. Çöp kovam da beyaz. Biraz uyumu seviyoruz. Biz hanımlar severiz. Ha şöyle, alacak durumun olmazsa tabii ki almazsın. Ama alacak durumun varsa da alırsın. Diğer evdeki çöp kovamın üzerine üstteki dolaptan tabaklar düşüp kırılmış. O yüzden onu buraya getirmedik. Buraya geldikten sonra çöp kovasına varana kadar yeniledik arkadaşlar. Şurada gördüğünüz takım benim çok sevgili takipçilerimden hediye. İki yağdanlık ve şöyle 3 tane kavanoz, onlar hediye. Sağ olsunlar. Yeni evime hediye gönderen takipçilerim oldu. Allah razı olsun hepsinden. Karşıda fırınım var, tost makinesi ve altında yine küçük bir erzak dolabı var arkadaşlar. Şurada kirli sepeti işte. Şuraya bir askı yaptırdım eşime. Çocukların çantalarını, küçüklerin tabii, miniklerin, liseye gidenlerin değil de ufakların beslenme çantası falan, onları asıyoruz. Şimdi bizim çocukların hepsi okuldalar. İşte elektrikli süpürgem ve işim dolayısıyla kullandığım tripodum orada. O köşede. Burası da böyle bir boş alan.
Şimdi şöyle karşıdaki kapı ne diyeceksiniz? Karşıdaki kapı bizim banyo ve tuvalete geçen kapı. Ama maalesef bu ev yani belki ne bileyim 80-90 sene önce yapılmış bir ev olabilir. O zaman öyle yapılmış ve maalesef o kapıyı başka yerden açamıyoruz. Açma şansımız yok. Olsa burayı kapatırız. Başka yerden kapı açarız ama maalesef olmuyor. Çünkü bu banyonun bu taraf salon. Salondan hiç olmaz. Bu taraf arka balkon ama hemen yani olmuyor. Oradan da olmuyor maalesef. Çok düşündük. Orası da banyo tuvalet. Şöyle göstereyim. Bu dolabı da biz yeni yaptırdık. Bu dolabın sadece kulpları kaldı takılacak. Şöyle lavabo ve lavabo altı dolap. Bunlar da yeni yapıldı arkadaşlar. Normalde biz buraya taşınalı 3,5 ay oldu. Ama ben ev turunu hemen çekemedim. Çünkü evimin eksikleri vardı. Evimin eksikleri bitsin ondan sonra çekeyim diye istedim. Böyle bir dolap yaptırdık. Lavaboyu küçük bir lavabo vardı ve her yer çok ıslanıyordu. Büyük geniş bir lavabo olsun dedik. Bu lavaboyu 1200 TL. Şu dolabı 1000 liraya yaptırdık. İşte deterjanlarımı falan koyuyorum. Bu dolabı da 800 TL'di zannedersem. Trendyol'dan aldık. Bunun sadece şu kulpları kaldı. O kulpları da takacak eşim. İşte burası böyle. Yerde böyle mavili paspaslarım var. Bu tarafta duşakabin. Maalesef yapacak bir şey yok. Bu şeyi değiştiremiyoruz. Yani bu kapının yerini değiştiremiyoruz. Buna yapacak bir çarem yok. Dediğim gibi her zaman şükredenlerdenim. Yeniden evimi düzdüm. Yeniden düzenimi kurdum. Ben buna adapte oluyorum. Neden o kapı orada diye kafama takmıyorum kesinlikle. Perdem de biraz önce çocuk odasının çekimini yaparken anlattığım gibi diğer dubleks evimin salon perdesi çok aşırı büyük, geniş bir pencere ve büyük bir perdeydi. Ondan arta kalan kumaşı buraya mutfağıma diktirdim. Ben kalkıp da mutfağıma ekstradan perde diktirmedim. Olan kumaşı değerlendirdim. Şöyle. Elimden geldiği kadar temizliği seven bir insanım. Düzeni seven bir insanım. Ama tabii ki kalabalık bir aileye sahip olmanın verdiği bir şey var. İşlere yetişmekte zorlanıyorsun. Ama yani ister istemez ne bileyim evin dağınık olabiliyor. Yeri geliyor temiz olmayabiliyor. Mesela şu tezgahın her zaman böyle kalmasını çok isterim ama olmuyor. Şimdi birazdan çocuklar teker teker eve geldiklerinde orada bir şey olacak, burada bir şey olacak, o yemek isteyecek, bu yemek isteyecek. Yani maalesef böyle bir düzen kalmıyor. Çocuklu ev maalesef ki böyle ama çok şükür biz eşimle ben de her zaman çok çocuklu olmayı hayal etmiştik ve Rabbim de hayalimizi nasip etti çok şükür Allah'ıma. Mutfağımız böyle arkadaşlar. Buradaki pencerem, tezgah üstü pencerem arka balkona bakıyor. Şöyle göstereyim. Burada kaktüslerim var böyle minik minik. Burası arka balkonumuza bakıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle gelelim. Uzaktan size son bir defa şöyle bir göstereyim. Şu kapı ne diyeceksiniz? Bu kapı da arka balkona ve arka balkona çıkıyor. Aynı zamanda burası iki katlı, alt katta annem oturuyor. Annemin evine inen bir merdiven var. Size şöyle açıp göstereceğim. Şöyle canlar. Burası arka balkon. Şu merdivenden annemin oraya iniliyor. Böyle burada çamaşırlığım var. Çamaşırlarımı falan buraya seriyorum. Üstü kapalı. Yağmur almıyor. Oradan dama çıkıyor. Merdiven. Orada da bir merdiven var gördüğünüz gibi. Oradan da dama çıkılıyor. Burası içinde işte demiştim ya biraz önce ben bir oda yapacağız diye. İşte biz burayı Allah nasip ederse büyük oğlanlar için oda yapmayı düşünüyoruz. Üstü kapalı zaten. Kenarlarını çevireceğiz. Kapısıydı, penceresiydi. Burası şuradan da pencere, buradan da pencere açacağız. Ve burası oğullarımın odası olacak.
Dolayısıyla oğullarımın bütün eşyası buraya geldiği zaman şu anki çocuk odası boşalacak. Orası da kızlarımın odası olacak. Rabbim nasip ederse inşallah. Burası arka balkon dediğim gibi şöyle. Kapatayım burayı tekrardan. Annemle dediğim gibi altlı üstlü oturuyoruz. Hemen böyle 2 dakikada iniyoruz çıkıyoruz, birbirimize beraber yemek yiyoruz, beraber içiyoruz. Daha önce de 13 sene burada oturduğumda işte yine aynı beraberdik. Şu an annem köydeki evimizde, köyde de evimiz var. Annem yazları genelde köyde kalıyor. Havalar serinlemeye başlayınca buraya geliyor. Yakın tarihte de gelecek inşallah. Kanalıma yeni gelen takipçilerim de inşallah annemle tanışırlar. Zaten bütün videolarımda var zaten annem. Canlar şimdi son olarak demeyeyim de salona geçiş yapacağım. Salondan önce ön balkonu da size göstereyim. Burada 2 tane balkonum var benim. Hem ön balkon hem arka balkon. Burada size ön balkonu da şöyle bir göstereyim. Burası ön balkon. Yani giriş kapımız şuradan şöyle. Evimizin girişi böyle. Mahallemiz bu şekilde. Evimizin girişi böyle. Motorumuz da bizim. Burada girişte böyle bir balkonum var. Balkonumda çiçeklerim var. Çiçek yetiştirmeyi çok seviyorum. Bitki yetiştirmeyi çok seviyorum. Şöyle kışa doğru marullar, sebzeler falan ekeceğim inşallah. Böyle. Balkonumuz da böyle arkadaşlar. Ferah bir balkonum var. Balkonumda da küçük bir çeşmemiz ve lavabomuz var. Şimdi tekrardan içeriye girelim ve sizlere son olaraktan salonumuzu gösterelim. Çocuk odası, yatak odası, koridor, arka balkon, mutfak, banyo derken sadece salonum kaldı. Şimdi salona girelim arkadaşlar. Salonumuz da böyle arkadaşlar. Size şöyle bir uzaktan bir göstereyim önce. Normal büyüklükte olan bir salon. Ne çok büyük ne çok küçük. Salonumuz bize gayet yetiyor. Bu oturma grubunu yine diğer evime taşındığımızda, diğer evi aldığımızda almıştık. Normalde bizim 3 tane çek yatımız vardı. Ama öbür eve, diğer evi alıp da oraya taşındığımızda dediğim gibi orada oda sayım fazlaydı. Salonumuz da büyüktü ve biz salona bir yeni bir oturma grubu alalım dedik. Yeni ev, yeni eşya. Bunu yapmayan kimse yoktur imkanın yettiğince. Bu oturma grubunu dediğim gibi çok beğenerek aldım. Alalı 2 sene oluyor işte. Biz o evde 2,5 sene oturduk çünkü. Alır almaz değil, şey, oraya taşınır taşınmaz değil de böyle taşındıktan bir 4-5 ay sonra falan aldık. 2 sene işte 2 senelik bu benim oturma grubum bu şekilde. Oraya taşınınca almıştık. Diğer 3 tane çek yatımı da fazladan odam vardı oraya koymuştum. Şöyle girelim. Kapının hemen şöyle salon kapısının hemen yanında TV sehpam ve televizyonum var. Bu televizyon sehpasını da diğer eve yeni taşındığımızda almıştık. Çünkü yoktu. Bu televizyon o zaman duvara monteliydi. Bu evde otururken oraya taşınmadan önce duvara monteydi. Biz oraya taşındığımızda yeni bir televizyon sehpası aldık. Orada duvarları delmeyelim dedik. Onun hemen yanında bir kitaplığımız var. Bu kitaplık da yine diğer evdeyken alındı. Çocuklarımın kitapları var. Bunlar normal okuma kitapları, ders kitapları değil. Şöyle. Yola bakan, evimizin ön cephesine yola bakan bir
perdem var, şey pencerem var. Bu perdeyi de arkadaşlar buraya taşınınca diktirdim. Yeni diktirdim. Normalde buraya mecburiyetten dolayı diktirdim. Öyle keyfimden diktirmedim. Buranın perdesi vardı. Buranın perdesi vardı ama yırtıldı. Birkaç yerinden yırtıldı. Sonra çocuklar da işte benim 5 yaşındaki oğlum herhalde o böyle çekiştirdi mi ne yaptıysa bayağı bir yırtmış. Öyle küçük öyle ufak tefek bir yırtık değil. Bayağı yani perdenin yırtığı sallanıyordu. Öyle olunca mecburen buraya salona perde diktirmek zorunda kaldım. Çünkü diğer evin salon perdelerini çocuk odasına taktığım için orada iki pencere var. Burada tek pencere var. Yatak odasının perdesi zaten olmadı. O yüzden yatak odasına ve salona burada perde diktirdim sadece. Şöyle. Şöyle iki koltuğun arasında üstte bir tablomuz var. O tabloyu da annem hediye almıştı bize. Şurada da şöyle bir saatimiz var. Halım yine buradan taşınmadan önce almıştım bu halıyı. Tekrar yeniden halı almadım. Zaten yetiyor şu anda evime. Salonumuz da böyle arkadaşlar. Canlar, umarım evimizi beğenmişsinizdir. Ev turumuzu çektim, gördünüz, izlediniz. İnşallah hepiniz beğenerek izlemişsinizdir. Tabii ki eksiklerimiz olabilir, kusurlarımız olabilir. Hiçbir şey dört dörtlük değil. İsteriz ki her şey dört dörtlük olsun ama hiçbir şey dört dörtlük olmaz maalesef. Çok şükür buna. Buna şükür. Her zaman videonun başında da söylediğim gibi. Çok geniş bir evden böyle ufak küçük bir eve geldik. Ama ben çok güzel yerleştirdiğimi düşünüyorum. Dediğim gibi eksiklerimiz olabilir. Eksiklerimiz de zaman içerisinde tamamlanacak. Allah'ım nasip ederse. En azından kira değil. Kendi evimiz. Kendi malımız. Küçük, ben her zaman şöyle söylerim. Bir oda bir mutfak olsun ama benim kendi evim olsun. Hep öyle düşünürüm. Kimse sana çık git demez. Kimse sana vay duvarına çivi çaktın, vay kapısını çizdin, vay ses yaptın demez. Hiç olmazsa kafamız rahat bir şekilde oturuyoruz. Dileyen isteyen herkese Allah'ım ev sahibi olmayı nasip etsin. Kimseyi kiralarda oturtturmasın. Herkese dileğim herkese ev sahibi etsin. Hayırlısıyla, hayırlı yönden inşallah. Bu videomuz da bu kadar canlar. Sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yeni gelen takipçilerime tekrardan hoş geldiniz, sefalar geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Instagram adresim Göknur Çavuş, 4 çocuk annesi. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Ara ara oralara da paylaşım yapıyorum. İkinci kanalımız Göknur Çavuş. Akşamları o kanala video yüklüyorum. Öğlenleri de bu kanalıma video yüklüyorum. Her iki kanalda da her gün aktifim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.